Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Cüneyt Arkın'ın vefat haberini duyurduğu Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerini canlandıran emektar oyuncu Kadir Kök, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Usta oyuncu son yolculuğunu uğurlanırken Tuncay Akça, Necdet Kökeş gibi Yeşilçam'ın vefakar oyuncuları da cenaze namazına katıldı. Kök'ün bir aydır yoğun bakımda olduğu bildirildi. Türk sinemasında yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki emektar oyuncu Kadir Kök, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Kadir Kök'ün vefat haberini duyuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçimden bir parça koptu" dedi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Kök için Kadilli mahallesinde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra usta oyuncu Kadir Kök toprağa verildi. Yaklaşık 27 yıldır beraber olduklarını söyleyen Kadir Kök'ün manevi oğlu Serdar Alemdar şunları söyledi. İki aydır yoğun bakımda yatıyordu Kadir abi, hayat dolu bir insandı. Kadir abi bugün 83 yaşındaydı ama baktığınızda hala çocuk gibiydi. Çocuk gibi düşünürdü, kimsenin kalbini kırmazdı. 27 yıl önce buraya çiftliğe geldi, burayı beğendi, buraya yerleşti. Cüneyt Arkın'ın bir filminde yüksek bir yerden atlıyor, orada öldü diyerek morga kaldırmışlar. Cüneyt Arkın inanmayıp benim bildiğim Kadir ölmez diyerek morga gittiğinde Kadir abinin ölmediğini fark ediyor. Nabzının attığını söyleyerek oradan çıkarıyor. Hatta ben de ölüm haberini aldığım zaman morga gittim bir umut diye. Maalesef acımız büyük. Oyuncu arkadaşları gelirdi, arardı. Yeşilçam oyuncuları hep vefakardır dedi. Yeşilçam'da birçok projede Kadir Kök ile birlikte çalışma fırsatı bulan oyuncu Tuncay Akça şöyle konuştu. Kadir abiyle Yeşilçam'da çok çalıştık. Benim çocukluk dönemlerimde birlikte çalıştık. Sinemanın emekçisiydi. Kaybettik, Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. O atına bindi ve gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diye konuştu. Oyuncu Necdet Kökeş ise şunları söyledi. Kadir ile birçok oyunda çalıştık. En son zamanlarda çocuk oyunlarında beraber çalıştık. Çok seveceğim ve iyi bir insandı. Merhametli insandı. Çok şakacı bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin diye konuştu. Kadir Kök'ün sinema filmi çekimlerinde kırılmadığı kemiği kalmadığını vurgulayan yönetmen Gani Rüzgar Şavata ise şunları söyledi. Yeri geldiğinde üzerine benzin dökülüp yakılan, camı kırıp dışarıya çıkan, damlardan düşen, atlardan düşerek betona çakılan bir adamdı. Kadir Kök bir efsaneydi. Kılıktan kılığa girer, aldığı yumruğun hakkını verir ve yıllarca Yeşilçam havasını telaffuz eden, bütün aktörlerle yol alan yoldaş, arkadaş ve sırdaştı. Yeşilçam'ın sinemalarının emekçilerindendi. Kadir Kök son zamanlarını Gebze'de geçirdi ama sevdası hep Yeşilçam'dı. Kadir Kök bir filmde tünelin üstünden trenin üzerine atlayacaktı. Yönetmen motor dediğinde henüz tren geçmemişti. Yönetmen Kadir tren gelmedi, daha havada kal dedi ama tabii Kadir tren yolu üzerine düştü, tren üzerinden geçti. Herkes öldüğünü sandı ama tren üstünden geçtikten sonra bile Kadir ayağa kalkıp film yarıda bırakılmaz, acaba trende bir hasar var mıdır der. İşte Kadir böyle bir adamdı. Kadir Kök ile Cüneyt Arkın manevi kardeşti. Kadir Kök deyince duracaksın. Kadir Kök bir adamdı ifadelerini kullandı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.